Direkt mevzuya gireceğim. Biz trigonometride artık daha diplere, daha derinlere inmeye devam edeceğiz. Bugünkü başlığım tanjant, kotanjant, kosekant, sekant'tan bahsedeceğim. Daha da derinlere ineceğiz. Ama burada hiçbir şeyi ezberlemeni istemiyorum. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ezberlersen trigonometri zor dersin. Ama bizimle birlikte işin mantığını öğrenirsen bu iş olur. Elimde kalem, önümde tabii ki matbukum ve tabii ki John der gelsin hocam dedim. Birinci ünite dördüncü ders tanjant kotanjant bunlarla ilgili temel örneklerim var. Şurada bazı özelliklerden bahsedip sekant kosekant diyeceğim ama her şeyin ispatını anlatacağım sana. Her şeyin geldiği doğduğu o noktayı anlatacağım. Gerçi sen artık çok iyi biliyorsun. Trigonometri dediğimizde doğum noktası neresiydi? Tabii ki o bozuk para kadar yer kaplayan o neydi? O yuvarlak çember, birim çemberdi. Merkezi orijin, yarıçapı çapı bir birim olan çemberde. Biz herhangi bir alfa açısını çizelim x eksenine çizeceğim x eşittir bir doğrusu artık benim için ne doğrusudur arkadaşlar? Tanjant doğrusudur ya da diğer adıyla tanjant eksenidir. Tanjant eksenini çektik. Bitti mi bitmedi. Bu alfa açısının çizdiğinizde birim çemberi p'de kesti. Devamı bizim tanjant eksenini kesiyor ya. İşte bu tanjant ekseninde oluşan şu uzunluğa biz tanjant alfa değeri adını vereceğiz. Buradaki değer bizim tanjant alfa değerimiz olacak. Hatta onun da koordinatlarını yazacak olursak t 1 virgül tanjant alfa aslında bir koordinat noktasıdır. Tabii ki bu uzunluk diyemem tanjant değerine çünkü negatif değerler alabiliyor pozitif değerler alabiliyor. X eksenin üstünde tabii ki pozitif değer alacak burada. Peki sen şu an bana şunu sorabilirsin. Hocam ya ben o P noktasının alfa açısını gittim şöyle bir beta açısı aldım. Burada P noktasında kestim de tanjant eksenini kesemedim diyebilirsin. Hayır aslında kesiyorsun tanjant eksenini. Biz o çizdiğin doğrunun uzantısını alıyoruz. Uzantısı ne yapıyor? Tanjant eksenini kesiyor. Tanjant eksenini kestiğin an tamamdır. Biz tanjant değerini bulduk. Yeni tanjant değerimiz burası. Yine bu tanjant değerini yazarsam 1 virgül bıdı bıdı tanjant değeri. Ama buradaki değerin ne olduğunu biliyorum ben. Negatif tarafta x80'in altında kaldığını biliyorum. Burası bizim için negatif değer alacaktır. Galiba buraya kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bunu alt attığımıza göre şundan bahsedeyim ben sana. Tanjantın bazı değerlerini direkt görebiliriz böyle. Peki hangi değerini göreceğim? Ben hemen şu 0 dereceyi çizeceğim. 0 dereceyi çizdiğim andan itibaren sen bana diyeceksin ki hocam, tanjant sıfırın değeri tabii ki sıfır olmak zorundadır. Güzel. Şimdi değeri biraz büyütelim. Değeri daha yukarılara, daha yukarılara, daha yukarılara. Tanjant değeri giderek büyüyor. Bakın büyüklük, küçüklük sıralama sorularına bile aslında şu an ben sana cevap veriyorum. Tanjant eksenini, uzantısını ta tepelerde kesiyorum. Dikkat et tanjant ekseni böyle geliyor. Ta yukarılarda kesiyor. Baksana şunu. Birden çok daha büyük değerler aldım. Hatta sonsuzlara doğru gidiyorum. Nerede sonsuzlara doğru gideyim? 89 derece falan aldım. Ta gittim. Ben tanjant eksenini sonsuzda kestim. Otomatikman sonsuzlarda kestim. Otomatikman tanjantın değeri. Ben açıyı 90'a yaklaştırdıkça ne olacaktır? Büyüyecektir. Ta ki ben tam 90 derecelik bir açı çizdiğimde P noktası burası olsun. Bizim eksenimiz tanjant eksenine paralel olacağı için tanjant eksenini kesemeyeceğim. Şimdi tanjant eksenini kesemeyince tanjantın değeri ne olur? kesince değer buluyorduk. Kesemeyince tanımlanamayan bir cisme dönüşüyor. Yani orası bizim için tanjant 90 tanımsızdır. Bakın ezber yok. Bu işin tamamen özü. Tamamen mantığıdır arkadaşlar. Ben sana balık tutmayı ben sana bal yapmayı öğretiyorum şu an. Giderek değerimi 180'lere 180'lere yaklaştırdım. 180'in uzantısı, uzantısı nerede kesecektir? Tam sıfırda kesecektir. Otomatikman tanjant 180'in cevabı da sıfır olacaktır arkadaş. Bu da tamam mıdır? Tamamdır. Yoluma devam ediyorum. Yoluma devam ediyorum. 180'i geçtim, 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 geçtim. 270'e geldiğimde ben yine aslında x pardon tanjant eksenine ne olacağım? Teğet olacağım. Pardon paralel olacağım. Paralel olduğum için tanımsız. Çünkü kesemiyorum tanjant ekseni kesemeyince Tabii ki tanımsız adını vereceğiz. Tabii ki 360 derece tam tur demektir. Tanjant sıfırın değeri kaçsa tanjant 360'ın değeri de olur. Peki özünde şunu anladık mı? Biz buradaki tanjant değerini bulurken ben tanjant açısını yani şuradaki alfa açısını büyüttük de tanjant değeri nereye doğru gidiyor? 1'i, 2'yi, 3'ü, 5'i, 10'u, 100'ü geçiyor gidiyor. Artı sonsuzlara gidiyor. Eğer ben tanjant değerimi 180'e yaklaştırdığımda dikkat et. Daha doğrusu 90'ı biraz geçtiğim andan isibaren. Eksi negatiflere geliyorum bak. Negatif değerleri alıyorum. Alabileceği en küçük değer eksi sonsuz alabileceği en büyük değer artı sonsuzdur. Tabii ki artı sonsuz ve eksi sonsuzda aslında eşitlik değerleri yoktur. Ben buradaki bu düzeltmelerimizi yapayım arkadaşlar. Kimse de görmemiş olsun tamam Sen de kitabında aslında bu düzeltmeleri yapabilirsin. Artı eksi sonsuzda eşitlik yoktur o düzeltmeyi yapayım burada. Geldim sorun o 1'e. Şimdi şöyle biraz daha yaklaşmak istiyorum. Hiç ezber yok dedik. işin mantığı var dedik. Tanjant 360, tanjant 540'ın toplamını istiyorum ben senden. Tanjant 360'ı tek başına yazdım düşünüyorum. Bakın hiç birim çemberi yazmadan bu değerleri düşünmeyin. Zorlamayın kendinizi. 360 yapmak demek tam tur atmak demektir. Tam tur attığınızda burada sıfırda kesersiniz. Tanjant eksenini sıfırda kestiğim için tanjant 360'ın cevabı tanjant sıfırdır. Pardon sadece sıfırdır. Tanjant 540 istiyorum. 540'ı neye böleceğim? 360'a böleceğim ki esas ölçüsünü bulacağım. Esas ölçüsünü bulmadan ne yapamıyorduk? Hareket edemiyorduk. Şurası 8, şurası 180. Aslında tanjant 540, tanjant 180'e eşit. Peki tanjant 180 ne? Şurayı uzattığımda 180 dönüp dolaşıp yine sıfıra geliyor. 0'da kesiyor. Biz aslında sana sıfır artı sıfırı sorduk. Cevap sadece sıfır. Bol sıfırlı ilerleyeceğiz rahat ol. Hiç panik yok. Ç elemandır pozitif tam sayı olmak üzere. Tanjant pi, tanjant 3 pi, tanjant 5 pi, tanjant 2 pi eksi 1. Aslında tanjant 2 pi eksi 1 çarpı pi'nin cevabı neye eşittir? Burası tek sayı olsun demektir arkadaşlar. Ben sana 2 k eksi 1 verirken bak kardeşim burası tek sayı haberin olsun ha demeye çalıştım. Tanjant pi, tanjant 3 pi, tanjant 5 pi, tanjant 2 k eksi 1. Bunun cevabı ne? Hemen başlayalım. Tanjant pi ne demektir? Tanjant 180 demektir. Sen hemen birim çemberi çizdiğinde 180 derecelik açıyı gösterdiğinde ki bu taraftır 180 derecelik açı. Tanjant eksenini nerede kesti? Sıfır. Yani burası sıfır değil aslında da. Tanjant'ın değeriz burada sıfır oluyor. Tanjant sıfır. Devam bakalım devam. Tanjant 3 pi. Tanjant 3 pi'nin esas ölçüsünü senin yazman gerekiyor. 3 pi'yi ne yapacaksın? 2'ye böleceksin. Yani 3'ü 2'ye böldüğünde bir defa var. 2 pi'ye bölüyorduk ya cevap 1 pi kalıyor. O zaman diyeceğim ki aslında o tanjant pi'ye eşit. E tanjant pi zaten yine sıfırdı. Hocam tanjant 5 pi'nin cevabı nedir? Arkadaş o da 2 pi'ye bölündüğünde kalan tanjant pi'dir. Onun da cevabı sıfırdır. Ve burası tek sayı. Eğer... Orası bir tek sayıysa güzel arkadaşım otomatikman ben şunu söylerim tek sayıysa ikiye bölümünden kalan birdir. Kalan birse ise tanjant değeri sıfırdır. Biz baya baya sonsuz tane sıfırı aslında burada topluyoruz. Dedim ya baya sıfırlarla dolu bir sayfa olacak. Buranın cevabı da sıfırdır. Ama benim amacım o sıfırlar falan değil. Benim amacım sana bu işi öğretmek. Hem de ezberletmeden öğretmek. O kadar çok ezberlenecek şey var ki yoksa başladığında duramazsın. Yani bir kere başlarsan ezberleye duramazsın. Ama ezberlemeden ilerlersen sonuna kadar benim bu dediklerime hak vereceksin diyeceksin ki tamam oldu bu sefer. Olması için uğraşıyoruz. Evet y ekseni x ekseni var. Herhangi bir p açısı çizildi. Şimdi yeni çizeceğim bir tane eksenim var. O eksenimin adı kotanjant ekseni. Kotanjant ekseni y eşittir 1 doğrusuna verilen isimdir. y eşittir 1 kotanjant eksenidir. x eşittir 1 tanjant eksenidir. Bakın bu eksenleri çizemezsiniz. Tanjantı kotanjantı gösteremezseniz. Trigonometri Olmaz. Olsun istiyoruz. Sen de istiyorsun. Ben de istiyorum. Ama şimdi ol olacak. Taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Ama sen ne olur ezberlemekten uzak dur. Israrla ısrarla ısrarla. Tamam bir daha söylemeyeceğim artık. Şimdi biz yine tanjant değerlerimizi hesaplamaya kalktığımızda nereden başladık? Diyelim ki 90 dereceden baş Ya da dur. 0 dereceden başladım. Yani 0 derecelik bir açı çizdim. Burası P. Peki biz kotanjant eksenini kesebildik mi kesemedik ne yaptık teğet pardon paralel olduk birbirimize paralel tanımsız çünkü kesemedim ben o ekseni bir derecelik açı yapsam böyle ta giderim sonsuzlarda bir yerlerde keserim ne kadar büyük değer aldım o zaman kotanjantın alabileceği en büyük değer ta sonsuzlara kadar uzanıyor devam ettim. Yaklaştım 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 ta ki 90 dereceye geldiğimde ben 90 derecelik bir açıyla kestiğimde ne yaptım sıfır değerini elde ettim. Çünkü bizim kotanjanta ilerlediğimiz nokta yok. Değil mi? Kotanjanta biraz ilerlersem bak benim kotanjant diye elde ettiğim uzunluk burası olacak. Hocam ben 90'dan biraz büyük değer verdim. Burada kestim dersen senin yeni kotanjant değerin burası olacak. Ama dikkat et. X ekseninin sol tarafında kaldığı için kotanjantın değeri burada ne olacak? Negatif. Haa. Abi biz nelere ışık tutuyoruz. Bak ileriki derslerde, ileriki sezonlarda, bölümlerde anlatacağım ben sana. Biz ikinci bölgede kotanjantın değerini negatif buluyoruz abi. Ve ispatladık bunu, ezberlemedik. Birçok kişi sana ezberle ya ezber. Biz ezberlemeyeceğiz. Biz bakın nasıl negatif olduğunu görüyoruz. Gözümüzü kapatacağız. Birim çember göreceğiz. Olay, bu, olay bundan ibaret. Bunu yapabildiğin an trigonometri kırılır orada. Çat kırılırsan akar gidersin önünden tanjant 180 otomatikman bizim yukarıdaki eksene paralel bir doğrumuz olacak tanımsız. 270'in kendisi kesmez ama uzantısı nerede keser? Sıfırda keser. Tanjant 270 sıfır. 360 kesmediği için tanımsız olacaktır. Tüm bunları yine temizleme vakti geldi diye düşünüyorum. Bunları temizledim. Ve dedim ki alabileceğimiz en küçük değerde kotanjantta tıpkı tanjantta olduğu gibi eksi sonsuzda artı sonsuz aralı. Bir daha söylüyorum buradaki alt çizgiler yok arkadaşlar. Geldim böyle değerlere. 7 pi bölü 2 kotanjantta 11 pi bölü 2. Hani ben sana daha öncesinde de aktarmaya çalıştım. Dedim ki esas ölçü bulmayı çok iyi öğrenmemiz lazım. Bak burada karşımıza geldi. Nasıl yapacağız? Ben bu 7'yi paydanın 2 katına bölüyordum hatırla. 7'yi 4'e böleceğim. Bir defa var. 4'e böldüm. Kalan kaç? 3. Yazarken ne yazacaktık biz buraya? Kotanjant 3 pi bölü 2. Bir dakika ya 3 pi bölü 2 dediğin şey senin 270 derece değil mi? Aslında bu kotanjant 270'tir. E kotanjant 270'i hatırlamıyorsan hemen bakalım. Kotanjant ekseni şuradan geçiyor. Bak her seferinde çiz bunları hiç gocunma mu arkadaşım? 270 derecelik açı çizdim buraya doğru gidiyor ama uzantısı kesiyor. Nerede kesiyor? Kotanjantı sıfırda kesiyor. Demek ki kotanjant 270 sıfırdır. Bunu yap bunu yap benim dediğimi yap arkadaşım bu önemli. 11 pi bölü 2'ye bakacağız. Hemen 11'i aldım 4'e böldüm paydanın 2 katına 2 ile çarptım. 8 kalan kaç kaldı? Yine 3 kaldı. Biz aslında yine benzer bir değer elde etmişiz. 3 pi bölü 2'yi elde etmişiz. O da keza yine kotanjant 270'tir. Kotanjant 270'in devabının 0 olduğunu söyledik. Ya biz yine sana 0 ile 0'ı toplatıyoruz dedim ya. Sadece 0 çıkan bir sayfa olabilir. Eğer bu sorunun da cevabı 0 çıkarsa. İfadesinin değeri kaçtır? Kotanjant 450. Esas ölçü gerekiyor. Esas ölçü için 450'yi 360'a bölüyorum. Hemen böldüm. Ne geldi? 90 derece geldi. Tabii ki kotanjant 90 derecenin cevabını biliyorsun sıfır. Aynı şekilde tanjant 720'ye bakacağım. Tanjant 720. Tanjant 360'ın iki katı ya da tanjant sıfır demektir. Bir dakika hocam tanjant sıfır kaçtı ben hatırlayamadım diyen arkadaş hemen çiz tanjant eksenini bak burası tanjant ekseni. Sıfır derecelik bir açı çiz. Tanjantı nerede kestin sıfırda kestin cevap sıfır. Ya bu, bu, bu kadar lezzetli bir konu. Bu kadar kolaylaşabilen bir konu ama tamamen senin elinde. Sen kolaylaştıracaksın bunu. Beraber kolaylaştıracağız. Ezberlemeden kolaylaştıracağız. Neredesin gel buraya. 12. sayfa bitti. Gel bak şimdi bir sonraki sayfaya geçiyorum. Burada yine ekstra bilgiler vereceğim ben sana. Aman diyeyim burada. Aa bir dakika. Burada bir ekstra bilgi daha. Sonraki bölümlerde mi anlatayım? Hadi sonraki de. Oy heyecanı kaybetmeyelim. Sonraki bölümde anlatayım. Şimdi şuradan devam edeyim. Az daha yaklaşmak istiyorum ama şöyle gayet iyi oldu sanki. Tamamdır tanjant alfa dediğimiz değer sizin 9. sınıfta gördüğünüz bir değer aslında. 9. sınıfta trigonometri üçgenlerin içerisine biraz girince gördük. O bilgi şurada da verildi, orada da verildi. Ben şimdi yine hatırlatıyorum sana tanjant alfa sinüs alfa bölü kosinüs alfa. Kotanjant alfa ise kosinüs alfa bölü sinüs alfadır. Şimdi sen eline kalemi alıyorsun. Buraya notunu alıyorsun güzel arkadaşım. Dokuzuncu sınıf hatırlatmasıdır burada yaptığım kısım arkadaşlar. Bu bilgi dokuzuncu sınıftaydı ama hatırlarsın ama hatırlamazsın. Ben yine de yazmak istedim. Elimizde bir tane alfa değeri varsa eğer... Biz burada x, y, z yazıyorsak eğer ben senden sinüs alfayı istediğimde ne yapıyordun? Karşı bölü hipotenüs yapıyordun. x bölü z yapıyordun. Kotanj, pardon kosinüs x'i istediğimde pardon kosinüs alfayı istediğimde ne yapıyordun? Komşu bölü hipotenüs diyordun. Bunları yine anlatacağız bu derslerde ama ben burada dokuzuncu sınıf bilgisini kullanabilirim. Çünkü hoca öğretmenin de kullanabilir bunu. Hocan da kullanabilir sınavda. Der ki bunu dokuzuncu sınıfta gördüm genç. Oradan bu bilgiyi bağlaması lazım diyebilir. Derse açıkta kalma işte bunu yapman gerekiyor. Şunu hatırlattıktan sonra sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfa eşit. Kotanjant alfa ise kosinüs alfa ile sinüs alfa eşit insanın aklına şöyle bir şey gelir mi tanjant alfa ile kotanjant alfayı çarpınca ne oluyor hocam? Bilmem ne oluyor. Bir deneyelim. Arkadaş bak sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfaydı. Kosinüs alfa bölü sinüs alfa da kotanjant alfaydı cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana eşittir bir. Biz bu eşitliği sana ileride anlatacağız ama bak şimdiden ortaya çıktı şimdiden ispatını yaptık. Dedim ya ispatlarla tanımlarla kavramlarla öğrendiğini iliklerine kadar hissedeceksin. Beşinci soru. Sıfırla pi bölü iki yani 90 dereceden küçük bir açı var. X açısı şöyle bir açı yani bir dik üçgenin içerisinde düşünebilirsin demek bunun Türkçe meali. Bak kardeşim burada böyle bir x açısı yazabilirsin. Niye 90 dereceden küçük o zaman bir dük üçgenin içerisinde olabilir. Ve tanjant x 3 bölü 4'e eşitse tanjant ne demekti? Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu 3 bölü 4'e eşitse sinüs x artı kosinüs x toplamının değeri nedir? 9. sınıfın tekrar sorusudur bu. Yukarıda anlattığım kısma bir göndermedir. İleride yine derinlemesini anlatacağım. Buraya geldiğimde. Ama bir bakayım dedim sınıf bilgileri taze mi değil mi? Bir görelim. Bunu görmeden olamazdı. Şimdi bu arada biz bu üçgenin özelliğini biliyoruz. Bu nasıl bir üçgen arkadaşlar? 3, 4, 5 dik üçgeni. Çat diye buraya 5'imi yapıştırdım. Ardından geldim dedim ki sinüs x değerini bulalım. Sinüs x ne demektir? Karşı bölü komşu pardon hipotenüs demek de 3 bölü 5. Kosinüs x değerini bulalım. Komşu bölü hipotenüs de 4 bölü 5. E biz bunların değerlerin toplamını istiyoruz. Biri 3 bölü 5 biri 4 bölü 5 toplamları 7 bölü 5'tir. Vurdum cevabı 7 bölü Geçtim 6. soruya. Şekilde verilenlere göre. KL artı LT toplamı alfa cinsinden kaçtır diye sana sorduk. En zorlanabileceğimiz soru tipleri budur. Çünkü sadece tanımdan yola çıkarak yapabilirsin. Biz zorlanmayacağız. Biz rahat rahat çözeceğiz. Çünkü tanım biliyoruz. KL neresi hocam? İşaretleyelim. Bak KL dediğim yer burası. LT dediğim yer de şurası, şu yeşil yer. Bu uzunlukları nasıl bulabilirim ki? Dikkat ettin mi? Şurası nedir? Kotanjant eksenidir. Şunu gördüm. Kotanjant ekseni. Burası nedir? Tanjant eksenidir. Bunları da gördük hocam. Güzel. Buraya kadar gayet başarılı gidiyoruz. Eee hocam başka bir bilgi ver. Bak şurası kaç birim? Birim çemberdir bir birimdir. Burası kaç birim? Birim çemberdir bir birimdir. Güzel bunları da yaptım yoluma devam ediyorum. Şurası bir birim güzel. Şuradan şurası bana neyi verir? Bakın herhangi bir alfa açısı almışım. Bu aldığım alfa açısı kotanjant eksenini kesmiş bir noktada oluşan şuradaki uzunluk bana kotanjant kaç derecelik açıyla geldi alfa Kotanjant alfa değerini verir süperiz mükemmeliz. Peki hocam şuranın cevabı ne? Arkadaş tamamı kotanjant alfa. Sen içinden biri çıkarmışsın. Kalan değer senin aradığın değerdir. Oluyor mu? Vallahi oluyor de bana. Ne olur oluyor de bana olacak da. Gel devam yolumuza devam arkadaş. Ben yine alfa alıcılık açımı çizmişim. Tanjant eksenini burada kesmişim. Kestiğim şuradaki uzunluk tanjant ekseni üzerindeki uzunluk bana tanjant alfa değerini verir. E şurası bir birimdi. Otomatikman bak şu tepeye kadar olan kısım kaç birim uzunluğunda bir birim. Ben şuradaki yeşil yeri alıyorum. Bakın tamamı bir birim eksi tanjant alfayı altından kullanıp çıkarırsam geriye ne kalacaktır? Benim aradığım değer kalacak. İşte tam üstüne basın kaldır ayağını. Tam üstüne bastın kaldır ayağını. İşte biz artık KL artı LT toplamını bulabilecek düzeye geldik. KL uzunluğunu bak burada buldum. Ne buldum hocam? Kotanjant alfa eksi 1 buldun. Artı LT uzunluğunu ne bulduk hocam? Bir eksi tanjant alfa bulduk hocam. Harikayız. Cırt sana cırt sana. Bunlar birbirini götürdü. Doğru cevap kotanjant alfa eksi tanjant alfa. Şimdilik böyle bırakman yeterli benim için. İlerleyen düzeylerde bunların da nasıl sadeleştiğiyle ilgili bilgileri vereceğim. Yedinci soruyla devam ettim. Yukarıdaki o merkezli birim çemberde pot üçgeninin alanını alfa cinsinden bulmuş. Bakın pot p o t. Benim istediğim yer şuradaki alandır. Buraya kadar süper geldik. Bir dakika. Yine bir ek bilgiye gideceğim. Yine 9. sınıflardaki üçgenler bilgisine gideceğim. O üçgenler bilgisinde neyi kullanacağım biliyor musun? İkiz kenar üçgenin bir özelliğini kullanmak istiyorum. İkiz kenar üçgende tepeden indirilen dikme tabanı tam ortadan ikiye böler. Aynı zamanda burası ne olmak zorundadır? Açı ortay olmak zorundadır. Burayı da açı ortay haline getirdim. Süper. Eğer açı ortay varsa, dikme varsa bu kesinlikle ikiz kenar üçgendir. Bakın dikme var, açı ortay var. Yapma hocam yaptım bile. Burası ikiz kenar üçgendir. Tabana indirilendik ve tabanı tam ortadan ikiye böler. Süper. Peki x eşittir birden çizilen bu doğrunun aslında adı nedir? Tanjant eksenidir. Alfa açılık kadar geldiğime göre şuradan şurası nedir? Tanjant alfa uzunluğu kadardır. Yani tanjant alfa değeridir. Buradan burası nedir? Hocam burasına da mı tanjant alfa yazacağız? Bilemedim. Arkadaş burası eşitmiş birbirine. Yukarıya tanjant alfa yazıyorsan ki bu değer pozitif bir değer. Ki biz kenar uzunluklarına pozitif değerler yazmak zorundayız. Ama sen diyeceksin x80'in altında tanjantın değeri burada negatif. Sonuna kadar haklısın. Eğer onu düşündüysen yemin ediyorum alkışlıyorum seni. O somurası negatif değer oluyor. Dediysen vallahi alkışlıyorum. O, o aklından bir an geçtim bilmiyorum ama. Bazen geçmeden de geçiyormuş gibi yapanlar oluyor. Arkadaş. Üçgen bu. Kenar uzunluğundan bahsediyorsak eğer bir kere pozitif değer kullanacağız. Yukarıdakinin kesin pozitif olduğunu biliyorum. Tanjant alfa dedim ki aşağıda tanjant alfa alayım. Ne de olsa birbirine eşit. Aslında eksi tanjant alfa değeri. Ama biz uzunluk bakıyoruz. Tanjant alfa alacağız. Yani taban uzunluğumuz iki tane tanjant alfa değerine eşittir. Peki biz geldik alan sorularının çözümlerine. Biz alan POT üçgeninin alanını istiyoruz. Alan nasıl bulunur? Taban uzunluğu ki bizim elimizde iki tane tanjant alfa var. Çarpı yükseklik ki ya adı üstünde birim çember ile çarp. Üçgen gereği ikiye böl bunlar sadeleşti. Geriye tertemiz tanjant alfa kaldı. Doğru cevap tanjant alfadır. Vurdum cevabı. Gel 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 gel. Ya buraya çok takılmanı istemiyorum. Sekant alfa neydi? Kosekant alfa. Değerlerini bil. Nasıl yazıldığını bil. Şekil üstünde Bilmende fayda var. Hiç bilme demiyorum sana. Orayı bilmende fayda var. Burada benim telefon yine sessizde kalmış. Hemen kapattım sesini. Kusura bakma. Şimdi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz yine alfa açımızı çizeceğiz. Çizdikten sonra çembere teğet olacak şekilde çizilen teğet doğrusunun x eksenini şurada kestiği bölgenin değeri sekant alfa değeridir. Y eksenini kestiği bölgenin değeri kosekant alfa değeridir. Peki sekant alfa ne demektir hocam? Sekant alfa 1 bölü kosinüs alfadır. Kosekant alfa ise 1 bölü sinüs alfadır. Kosinüsün tersi sekant alfadır. Sinüsün tersi kosekanttır. Anlaştık mı? Var mı oraya kadar sıkıntı? Dedim ya burası evet önemlidir. Ama hani uf burayı bilmeden bir trigonometre yapamayız be kardeşim. Kusura bakma bunu öğren. Öyle bir durum değil. Öyle bir durum. Ya bunu bir matematik öğretmeni söylememesi lazım. Öğrenmen lazım her şeyden öte ama. Ya burada biraz şey oldu mu hocam? Hiç kafana takma. Hiç kafana. Nereden sekant, nereden kosekantın geldiğini anladın mı? Açıyı çiziyorum. Açıya teğet çiziyorum. Çizdiğim teğet doğrusun ilk eksenindeki bölgesine. Sekant alfa buna da Aslında her şey ortada yani. Bir kabak gibi meydanda derler ya. Yani harbiden öyle. Bu arada şunu çok iyi bileceğiz. Sekant alfa bir bölü kosinüs alfa. Kosekant alfa bir bölü sinüs alfa. Tamamdır. Yukarıdaki birim çemberde de doğrusu çembere P noktasında teğettir. P noktasında teğet olduğuna göre teğet noktası her zaman 90 derecedir bir çemberde. Bilmeyenler için hemen onu söyleyelim. Herhangi bir çemberde şöyle bu çember olsun arkadaşlar. Çembere çizilen teğet doğrusuyla çemberin merkezini birleştiren doğru her zaman birbirine diktir. Bu çemberin bir özelliğinden geliyor. Bunu bir hatırlatalım önce. Bu bilginin buranın 90 derece olduğunu verelim sana. Yukarıdaki birim çemberde D doğrusu çembere P noktasında T'dir. Buna göre AOB O, B üçgenin alanı alfa cinsinden nedir? Bu üçgen AOB. bir dakika. O büyük üçgenin alanını arıyoruz. Bu üçgenin alanını arıyorum. Aslında çok bariz meydanda değil mi? Tamamen bir tanım sorusu. Çizdiğim bir P açısı var. P açısına bir tane teğet çekmişim birim çemberde. Birim çemberde x eksenini karaladığı bölgeye sekant alfa ne kadar açıysa o kadar değer. Buraya da kosekant alfa adını veriyoruz. O zaman diyorum ki ben bu üçgenin alanını arıyorsam eğer alan AOB'yi arıyorsam eğer sekant alfa çarpı kosekant alfa bölü 2 yazmam yeterlidir. Bu iki değeri çarpı. Değil mi? Yanlış bir şey yapmadık değil mi? Ya doğru yaptık tamam mı? Burası dik üçgen. Dik üçgenle dik kenarları çarp ikiye böl. Tamam mı? Yanlış bir şey yok. Bir an dedim acaba bir şey oldu mu? Yok. Ha belki şunu yazmak isteyebilirsin burada. Hocam sekant alfa aslında bir bölü kosinüs alfa. Tamam. Kosekant alfa bir bölü sinüs alfa. E bir de bir bölü ikimiz var. Yani bunları böyle birleştirsek acaba tek bir paydada desek buraya şuraya iki desek olur mu? Tabii ki olur. Bu da bir cevaptır. Yani tek bir tane bir yazman yeterli. Bu da cevabımızdır. Bu da cevabımızdır. Sen hangisini yazdıysan benim için kabuldür diyorum. Geldim dokuzun soruya. Bu diğerlerinden bir tık farklı bir soru. Hani görmek için şöyle bir tık ince çizgi lazım. Ek çizim yapman lazım. Şuradan üretmen lazım, uydurman lazım. O merkezli birim çemberde verilen A alan OBP. O B P, P üçgeninin alanını arıyoruz. O üçgenin alanı tam da burasıdır. Ben bu üçgenin alanını arıyorum. Tek görebildim. Burası birim çember hocam. Burası bir. Güzel. Belki şunu söyleyebilirsin. Hocam burası sekant alfa yakaladım. Hocam yakaladım burası kosekant alfa. Bravo bravo yakaladım alan için yeterli değil. Ne yapacağız? Ben burada bir ek çizim yapıyorum güzel arkadaşım. Yapacağım ek çizim şöyle olacak. Şuraya dikmeyi çaktım. Çaktın hocam. Sildim bunu. Sekant alfa ile işim yok. Kosekant alfa ile işim yok. Şunları sildim. Sil hocam. Eyvallah. Benim burada bulduğum şu uzunluk. Bakın birim çemberi kesiyor ya P. Evet hocam. Şurası nedir? Sinüs alfa uzunluğudur. Doğru mu değil mi? Sen söyle. Evet hocam sinüs alfadır. Burası artık benim için sinüs alfa uzunluğudur. Taban uzunluğuna bakalım o üçgenin. Az önce de söylemiştim. Sekant alfa uzunluğudur. Doğru mu yanlış mı? Doğru hocam. O zaman alana geçelim. Of harika soru oldu. Harika soru oldu. Efsane soru oldu. Diyorum ki taban çarpı sekant alfa çarpı sinüs alfa bölü 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir üçgenin alanı. Biliyorum burada biraz zorlanıyorsun ama güzel sorular bunlar. 1 bölü 2'yi tek başına yazacağım. Neden? Çünkü sekant alfanın bir adı var. Sekant alfa ne demek? 1 bölü kosinüs alfa demek hocam. Çarpı yukarıda ne var? Sinüs alfa var. Ya diyorum ki bu sinüs alfayı gel. Buradan şuraya taşıyalım. Yani buradaki 1'i silsek nasıl olur? Bence efsane olur. Bak ne güzel oldu. Bu sana tanıdık geldi mi? Kısılabilir mi bu ifade? Kısılabilir. Kimdir bu arkadaş? Tanjant alfa ifadesidir. Artık çözüme geldik. Yukarıda sadece tanjant alfa sadece bölü 2. Tanjant alfa bölü 2. Vurdum cevabı inşallah sınavlarda da böyle vurursun diyorum. Geldim bir gününüz daha sonuna. Dördüncü ders trigonometride sayfa 12-13'ü birlikte bitirdik. Sen şimdi ne yapıyorsun? Eline kitabını matbukunu alıyorsun. Neyi bitirmen lazım? Soru avcısında dördüncü bölümü bitirmen lazım. Hemen şöyle açıyorum dördüncü bölümde. Acaba ne tip sorular? Of seni efsane sorular bekliyor. Seni geliştirecek sorular burada güzel arkadaşım. Bu sorulara muhakkak bakıyorsun. Çözemediklerini kare kota okutup onları da çözüp. Matbook'ta en önemli nokta ne? Benim hemen dersimden sonra hiç istisnasız, hiç atlamadan, zıplamadan kesinlikle soru avcısı sorusunu çözeceksin. Zaman falan bekle. Ya hocam ben yarın çözeceğim sonra. Sakın kesinlikle hemen şimdi çözüyorsun bir tane bile boş soru istemiyorum. O zaman bir sonraki derste görüşelim. Sen sorularını hallet, ben de yeni notlarımı hazırlayayım. Bir sonraki ders 5. ders. Hoş kal, hoşça kal.